Evet, teşekkür ederiz. Biz soluklanmıyoruz doğrusu. Hala mesaiye yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Aday olduğumuz günden itibaren önce bütün ilçe teşkilatlarımızın tamamını gezdik. Hepsine gittik, hasbihal olduk. Teşkilatlarımızla kucaklaştık. Sağ olsunlar. Onlar da bizi büyük bir hüsnü kabulle karşıladılar. Meramımızı onlara anlattık. Sonrasında da temayül yoklaması yapıldı pazar günü biliyorsunuz. Temayül yoklamasında da yaklaşık 2500 teşkilat mensubumuz oradaydı. Ve hemen hemen tamamıyla yine orada ayrıca kucaklaşmış olduk. Sonrasında da yine Trabzon'umuzda kanaat önderlerini, sivil toplum örgütlerini ziyarete devam ediyorum. Karşılıklı düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Biz bunu sadece bu seçimle ilgili yapmıyoruz. Ben şehre her gelip gittiğimde yine mümkün mertebe sivil toplum örgütlerimize veya kanaat önderlerimize uğrayarak şehir üzerinde fikir teatisi yapıyor idim. Şimdi bunu yine yapıyoruz. Seçimle ilgili de yapıyoruz. Bizim Trabzon'a olan hizmet borcumuz bir seçimde var olmakla alakalı değildir. Bu bir sürekliliktir. Yaklaşık 25 yıldır bu süreklilik hiç kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Belediyecilik döneminden itibaren devam ediyor. Trabzon'un nerede olduğu, nerede olacağı, nasıl bir gelişme kaydedeceği bizi her zaman ilgilendiriyor. Burası bizim memleketimiz, burası bizim toprağımız. Dolayısıyla biz Trabzon'un hiçbir meselesine kayıtsız kalamayız. Temayülün nasıl geçtiğini düşünüyorsunuz? Ben temayülün son derece Şimdi adınız medyada çıkıyor, görüyoruz. Yani önde çıktı, temayül sonuçta da önde çıktı diye. Yani bu size sayısal söylemiyor. olarak bir netice elbette bilmemiz mümkün değil. Bunlar genel merkezimizin uhdesinde. Ama teşkilat mensuplarımızın bize karşı olan yaklaşımını dikkate alırsak ben bu temayülde gerçekten çok iyi bir konumda olduğumu düşünüyorum. Temayülden daha ziyade ben bütün teşkilatımızın gönlünde var olduğumuzu görmekten daha büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü biz onlara şunu söyledik. Biz önce sizin gönlünüzde ve vicdanınızda var olmak istiyoruz. Asla zoraki herhangi bir manipülasyona girerek sizin oyunuzu alma taraftarı değilim. Onun için ben temayülde bize sahip çıkan bütün kardeşlerimizin büyük bir gönüllülükle sahip çıktığını düşünüyorum. Sayı öyledir veya böyledir, onun önemi yok. Gördüğüm manzara bütün teşkilat mensuplarımızın bizi büyük bir samimiyetle kucakladığıdır. Peki Ankara'da şimdi temayül bir sona erdi. İlçe ziyaretlerinizi tamamen dolaştınız, temaslarda bulundunuz mu? Ankara'da da bağlantılarınız da ya da böyle görüştüğünüz kişiler var mı bu adaylık sürecinde? Şüphesiz tabii istişare içerisinde olduğumuz abilerimiz, tanıdıklarımız muhakkak var. Ama bu istişarelerimiz illa ben olayım diye bir kurguya dayanmıyor. Ne olur ne gider. En iyisi kim olur mu? Tabii yani şüphesiz Bir isim biz üzerinde değil de tabii genel anlamda. şüphesiz ki öyle. Yani ben illa ben olayım derdinde olan bir insan zaten hiç olmadık. Bu bir kaderdir. Nihayetinde ortaya çıkacak olan genel merkezimizin kararı bile olsa sonunda Allah'ın iradesi ortaya çıkar. Biz Trabzon için en güzeli nasıl olur diye bir istişarenin içerisindeyiz. Ha bu görev bize tevdi edilirse ben her zaman böyle bir göreve hazır olduğumu, halkımızın her daim emrine amade olduğumu ifade ediyorum. Her açıdan hazırlıklıyım. Yani bilgi, birikim, tecrübe, yönetme kabiliyeti hangisini düşünürseniz ben Trabzon'da halkımızın hizmetinde bulunma potansiyeline sahibim. Fakat birilerine ayak oyunları yaparak da bir süreci asla bugüne kadar götürmedim, götürmem. Böyle bir şeye de tevessül etmem. Bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü bizim inandığımız
siyaset ilkelerinde önce ahlak var. Ve ahlakı çok önemsiyorum. Karşılıklı güven var, samimiyet var. Birinin yokluğu üzerine biz asla bir varlık bina eden insanlardan değiliz. Böyle düşünenlerden de değiliz. Herkes var olsun, herkes iyi olsun, güzel olsun. Ama neticede bu şehirde, çünkü toplumsal bir göreve talip oluyoruz. Bu şehirde en iyi, en güzel hizmeti kim üretecekse o olsun ve her birimiz de onun etrafında pervane olalım, ona yardımcı olalım. Çünkü Trabzon özellikle son yıllarda bana göre belediyecilik alanlarında sıkıntılar yaşıyor. Şehirler yarışıyor şimdi. Artık dünya akıllı şehirlere geçiyor. Dünya şehircilik anlayışları çok büyük oranda değişiyor. Şehirlere karşı büyük bir yığılma var. Şehir elbiseleri insanları sıkıyor. Dolayısıyla bizim şehirleri rahatlatmamız lazım. İnsanların şehirlerde daha çok rahat ediyor olmaları gerekir. Yani çok hızlı bir köyden kente süreci yaşadık Türkiye olarak. Daha önce nüfusumuzun %80 civarı köylerde yaşarken son 25-30 yıldır kentlere olan büyük yığılmalarla şimdi nüfusun %80'i kentlerde yaşamaya başladı. Dolayısıyla biz kentlere karşı bu hücumun önünü alacak yeni bir anlayışları, yeni şehircilik planlamalarını mutlaka geliştirebilmemiz gerekir. Bütün bunlar tabii ki imkan meselesidir. Türkiye'de ihtiyaç... Trabzon, Sayın Başkanım, Trabzon'un bağlantıları da çok önemli. Yani sadece şehir olarak düşünüldüğünde, yani bölgeye olan bağlantılarıyla da düşünüldüğünde bazı projeler öne çıkıyor. Yani Rize, Gümüşhane, zaten, Tülesun... Zaten şimdi Trabzon'u tarihsel konumu itibariyle de bu bölgenin bir merkez şehri olarak kabul etmek durumundayız. Şimdi Trabzon... Ama bundan sanki çıkmış gibi son yıllar. Trabzon büyürse çevresi de büyür. Biz bütün buradaki büyüme hedefleri ortaya konurken bu ekonomik anlamda, sosyal anlamda elbette Trabzon çevresiyle düşünülmelidir. Hizmetler de aslında buna göre planlanmalıdır. Ama her şehrin kendine göre bir yarışı var. Her şehrin kendine göre bir gayreti var. İşte benim önemsediğim şey bu yarışta Trabzon geri kalmasın. Trabzon bu tarihsel akıl birliğini mutlaka öne çıkarsın. Çok büyük bir birikimi var Trabzon'un. Yani bir şehir birikimi de var. Çevre kuşaklara, ilçelere, illere göre Trabzon'un şehircilik anlayışı onlardan öndedir. Onun için Trabzon'un bir örnekliği var. Bu örnekliği yaparken çok sağlıklı mekanizmaları mutlaka toplumun önüne koyması gerekir. Biraz önce ifade ettiğim gibi artık dar bir elbise gibi insanları sıkan bu şehir anlayışını mutlaka bizim genişletmemiz lazım. Şimdi Trabzon mutlu insanların şehri olmalıdır. İnsanlar Trabzon'da yaşıyor olmaktan önce şehircilik anlamında mutlu olmalıdır. Ondan sonra tabii ki ekonomik olarak, istihdam olarak onun arka planları mutlaka var. Fakat ben topografyasından kaynaklanan zorluklar nedeniyle Trabzon'un bir takım imkanlardan belki mahrum kaldığını da düşünüyorum. Buna uygun yeni stratejiler geliştirmek lazım. Bu stratejileri bizim ortak akılla çözmemiz lazım. Trabzon'un çok zengin bir ortak aklı var. Çok zengin bir sivil toplum geleneği var. Trabzon Ticaret Odası'nın, Trabzon Borsası'nın, mühendis odalarının, diğer sivil toplum örgütlerinin her birinin bir Trabzon tasavvuru var. Bu tasavvurların bir araya getirilerek bir hamur yapılabilmesi ve imkanların da o istikamette kullanılması lazım. Ben şunu her zaman vurguluyorum. Trabzon ben yaptım olduğu şehri değildir. Trabzon biz yaptık, beraber yaptık ve sonuca ulaştık şehri olmalıdır. Ben bu açıyı çok önemsiyorum. Eğer biz bunu yapamazsak Trabzon inan zaman kaybeder, patinaj yapar. Biz Trabzon'un patinaj yapmasından yana değiliz. Trabzon'un bir atılım yapmasını, bir ileriye doğru gitmesini arzu ediyoruz. Birçok sıkıntımız var ama bu sıkıntılar aşılamayacak sıkıntılar değil.
Peki son olarak bundan sonra Masal Yıldırman ne yapacak? Yani bugünden işte aday elenen süreci açıklanana kadar, adaya çıkanana kadar. Ne gibi bir çalışma? Şöyle, ben sürekli zaten halkımızın içerisinde olan birisiyim. Geldiğim zaman çarşıda, pazarda, esnafın yanında, dükkanında oturup kalkan birisiyim. Yani özel bir formatımız yok. Sürekli oturuyoruz, dinliyoruz. İnsanlarımızla kucaklaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte şayet adaylık olursa bizimle ilgili büyük bir ekip çalışmasıyla sahaya ineceğiz. Projelerimizi açıklayacağız. Teşkilatlarımızla birlikte Trabzon'un ihtiyacına ve gelecek imkanlara göre hazırlayacağımız projeleri halkımızla paylaşacağız. Halkımızı dinleyeceğiz, sivil toplumu dinleyeceğiz. Onların da önerilerini alacağız. Şimdi siz çok uçuk vaatlerle toplumun huzuruna çıkarsanız bu da bir aldatma olur. Ben bunun taraftarı hiçbir zaman olmadım. Daha gerçekçi yaklaşacağım. Şüphesiz öyle. Yani şimdi olmayacak işleri, şimdi belediyeciliği ben yakından biliyorum. Belediyenin neyi yapıp neyi yapamayacağını da biliyorum. Bütün bunu bildiklerime rağmen yapılamayacak işleri vaat edersem bu topluma haksızlık değil mi? Şimdi geçmişte bütün bunlar oldu. Her şey vaat edildi. Merkezi iktidarın elindeki imkanlar bile vaat edildi belediyecilikte. Halbuki belediyenin bir kanunu var, çerçevesi var. Neler vaat edilebilir? Bunlar söylenmesi lazım. Çıktı geçmişte birisi, dedi ki ben 5000 kişiye istihdam imkanı vereceğim. Böyle bir şey, belediyenin imkanı var mı yok mu diye bakmadı mesela. Öyle uçuk şeylerle uğraşmak yerine ayakları yere basan, gerçekçi, bir de mevcut imkanları iyi realize eden, iyi değerlendiren bir anlayışla yürümemiz lazım. Halkımız bizden ne istiyor? Ben geziyorum, gördüğüm şey şu. Ne olur bizi aldatmayın. Yapamayacağınız şeyleri bize vaat etmeyin. Bizi kucaklayın. Geldiğimiz zaman ulaşılabilir olun. Ekibiniz de aynı şekilde ulaşılabilir olsun. Bizi kucaklasın. Elbette yapamadığınız, yaptığınız, onları biz değerlendiririz. Yani bizden samimiyet isteniyor. Bizden güven isteniyor. Bize güven verin diyor toplum. Biz idarecimize güvenelim. İdarecimizi kendimiz gibi görelim. Yani hem aldatan olmayın, hem de aldanan olmayın. Özeti bu işin. Şimdi biz bu anlayışla çıkıyoruz ve dört temel esası ben her yerde vurguladım. Samimiyet, muhabbet, sevgi, hakkaniyet ve ortak akıl. Bunlar olmazsa şehirlerde yaptığınız hizmetlerin karşılığı bile olmaz. Çok şey yapabilirsiniz ama toplum bunu görmezden gelir. Şimdi şunu da merak ediyorum. Yani son olarak dedim ama yani bunu atlamadan olmaz, bunu sormadan olmaz. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da değil artık. Bu bir kayıp olur mu sizin için? Yani bu seçimlerde onun etki sonuçta İstanbul'da. Ya hiçbir şekilde kayıp olmaz. Sayın bakanlarımız, dört tane bakanımız var bu şehrin evladı. Her biri bu şehir için büyük kazanımdır. Türkiye için büyük kazanımlardır. Yani Trabzon Türkiye'nin T'sidir diyoruz ya. Bu gerçekten önemli bir şey. Trabzon Türkiye'de hakikaten bir insan fabrikasıdır. Bürokraside insan üreten bir fabrikadır. Siyasette insan üreten bir fabrikadır adeta. Bütün bakanlarımızın oradaki varlığı bizim büyük bir gücümüzdür. Hükümetimizin varlığı bir gücümüzdür. Yani orada edindiğimiz bürokrasideki memleketli memleketsiz önemli değil. Bütün arkadaşlarımız bizim büyük bir gücümüzdür. Ben meseleyi öyle değerlendirmiyorum. Önemli olan yönetmektir. Şimdi benim altını çizmek istediğim temel husus yönetmek. Siz bütün kaynakları, bütün imkanları, insan kaynakları dahil her şeyi yerli yerinde yönetirseniz hem şikayetler azalır, hem yapacağımız işin kalitesi ve oranı artar.